Artı Futbol'dan merhabalar değerli izleyiciler. 2 saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesi Trabzonspor evinde Denizli Spor'u konuk ediyor ve 1-0 önde Bordo Mavililer. Karşılaşmada 90+4. dakika 5 dakikalık uzatma işaret edilmişti ve Trabzonspor kalesinde önemli bir tehlikeye imza attı Denizli Spor takımı ve sonrasında Denizli Sporlu oyuncular karşılaşmanın hakemine baktılar. Tartışmalı pozisyonlar var. Bordo Maviler 1-0 önde. Özellikle ilk yarıda Denizli Spor ceza alanında oluşan bir pozisyon vardı ki karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu Tugay Kaan Numanoğlu'nu çağırdı pozisyonu izlemesi için. İzledi ve devam kararı verdi o pozisyon sonrasında. Artık her an son düdük de gelebilir. Bu arada Uğurcan ceza alanı içinde bir pozisyonda iki hamlede topu alırken bir müdahale gelmişti. Şimdi tekrar Uğurcan oyunu hareketlendirecek. Son saniyeler karşılaşmada her an son düdük çalabilir. Mücadele bu sonuçta biterse puan tablosu nasıl oluşacak? Haftanın toplu sonuçları, maçın rakamlarına birlikte bakacağız. Üç değerli konuğumuz var. Ilgaz Çınar, Mehmet Ayan ve Mehmet Yılmaz'la bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Uzaklardan bir şut çekildi. Kalecide kalıyor. Artık gözler karşılaşmanın hakeminde. Her an o son düdük gelebilir. Son düdük gelirse Trabzonspor buradan 3 puanı alırsa ilk 4'te yer alacak ve o çıkışı da sürecek. Sagalle sağ taraftan Denizli Spor'un hücum girişimi vardı. Top oyun alanını terk etti. Geldi Hugo, o topa müdahale etti. Oyun alanının dışına gönderdi. Şimdi Denizli Spor kendi hücum yönüne göre sağ kanattan bir taç atışı kullanacak. Atışı kullandı yeşil siyahlı oyuncular. Trabzonspor savunması tamamıyla yerleşmiş durumda. Top bir kez daha dışarı çıktı. 5 dakikalık uzatmanın artık son saniyelerini yaşıyoruz. Yine sağ kanattan şimdi bir atış kullanacak. Denizli Spor çok kalabalık geldi. Uzun bir taç cezalarının içine kadar gitti. Trabzonspor savunması karşıladı. Uzaklaştırdılar bu topu. Öncesinde düdük de çalıyor. Bir faul. Lopez pozisyonun içindeki Denizli Sporlu oyuncuydu. 5 dakikalık uzatma sona erdi. Mustafa Yumlu da bu pozisyonda hücuma destek veren isimlerden biriydi. Denizli Spor savunmasının bugün çalışkan isimlerinden biri. Yunus Mallı'nın da oyun alanında olduğunu söyleyelim. Tek golü Trabzonspor adına, yeni yıldızı, Yunan yıldızı Bakasetas'ın kaydettiğini söyleyelim değerli izleyiciler. Bordo Mavililer'de. Uğurcan arkadaşlarına baktı. Uğurcan Çakın şimdi uzun bir top kullandı. Oyun durmuştu belli bir süre. Uzatmaların biraz uzatmasını oynuyoruz gibi. Hemen Denizli Spor kalecisi eliyle başlattı sol tarafa gönderilen top. Ve son düdük geliyor karşılaşmanın sonucu. Trabzonspor 1, Denizli Spor 0. Peki haftanın toplu sonuçları nasıl? Ona da bakalım. Bu çekişmeli karşılaşmayı detaylı bir şekilde konuşacağız. Yine Abdullah Avcı Hoca'nın maç sonu basın toplantısı da ekranlarınıza gelecek. Atakaş Hatay Spor 1, Fenerbahçe 2, Çaykur Rizespor 1, Kasımpaşa 1, Galatasaray 3, Medipol Başakşehir 0, Demir Grup Sivas Spor, Erzurum Spor maçı 0-0 tamamlandı. HES Kablo Kayseri Spor 1, Aytemiz Alanya Spor 1, Fatih Karagümrük 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0, İttifak Holding Konya Spor Gençler Birliği 0-0 bitti. Fraport Antalya Spor 1, Beşiktaş 1, Göztepe 2, Yeni Malatya Spor 2, Trabzonspor 1, Nükatel Denizli Spor 0. Puan tablosu geliyor ekranlarınıza. Zirvede Fenerbahçe var 48 puanla. Galatasaray ve Beşiktaş 45 puanla ikinci ve üçüncü durumda. Cumartesi günü Fenerbahçe Galatasaray'ı konuk edecek. Trabzonspor puanını 39'a çıkardı. Liderle arasındaki puan farkı 9. Dördüncü sırada Bordo Maviller. 5. Aytemiz Alanya Spor 38 puanda. 6. Atakaş Hatay Spor. 7. Gaziantep Futbol Kulübü 35'er puanda. Fatih Karagümrük 34 puanla 8. 9. Fraport Antalya Spor'un 30 puanı var. 10. Yeni Malatya Spor bugünkü 1 puanla birlikte 29'a geldi. 26 puanlı 3 takımdan Göztepe 11. Kasımpaşa 12. Çaykur Rizespor 13. 14. Demir Grup Sivas Spor'un 25 puanı var. 15. İttifak Holding Konya Spor, 16. Medipol Başakşehir 24'er puanda. HES Kablo Kayseri Spor 23 puanla 17. Erzurum Spor'un 21 puanı var 18. 19. Gençler Birliği 20 puanda. Ankara Gücü 18 puanla 20. durumda. Son sıradaki Denizli Spor puanını bu akşam aldığı beraberlikle 16'dan 17'ye çıkardı. Peki bu karşılaşmanın rakamlarına da bakalım. Özellikle ilk yarıda çarpıcı rakamlara imza atmıştı Bordo Maviller. Toplu oynama %61'e 39. Köşe vuruşları 5'e 5. Offside yok. Faul 6'ya 18. İkili mücadele kazanma %63'e %37. Trabzonspor üstünlüğü var.
3 sarı kart çıktı karşılaşmada Denizli sporlu oyunculara. Peki devam edelim. Top kapma 17, Trabzonspor'da pas arası 20, uzaklaştırma 12, şut engelleme yok. Denizli Spor'da 14 top kapma, 14 pas arası, 22 uzaklaştırma, 9 şut engelleme var. İsabetli pas 500 rakamına çok yaklaştı. Trabzonspor 497, Denizli Spor 275'te kaldı. İsabetli pas yüzdesi %87, Denizli Spor'da %76. Rakip sahada pas %79, Denizli Spor %67. Ceza alanına orta Trabzonspor 27, Denizli Spor 10. Peki şut rakamlarına da bakalım. Trabzonspor rekor bir şut sayısına imza attı. 25 şutu var değerli izleyiciler Bordo Mavililerin. Bunların 5'i isabetliydi. 18 şut pası rakip ceza alanında topla buluşma. Bu rakam da enteresan, 42. Denizli Spor 4 şut, 3 isabet, 3 şut pası rakip ceza alanında 9 kez topla buluştu. Yeşil siyahlı oyuncular. Rakamlara bakıldığında 1-0'ın ötesinde bir Trabzonspor üstünlüğü görünüyor ama iki takım adına da önemli fırsatlar vardı. Peki değerli yorumcularım, bakalım bu karşılaşma için ne diyecekler? Mehmet Yılmaz artık alışmaya başladığımız kasketiyle birlikte stüdyomuzda. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi de ileteyim sevgili Mehmet. Bu arada görüntüler canlı olarak Trabzon'dan geliyor değerli izleyiciler. Karşılaşma sonrası röportajlar olursa onları da ekranlarınıza taşıma fırsatı elde edeceğiz. Sevgili Mehmet, 1-0. Neler söyleyeceksin? Trabzonspor seriye devam ediyor. Yani Beşiktaş maçından sonra bu maç iki katına çıkmıştı önemi. Trabzonspor çok zor bir virajı döndüğünü düşünüyorum. Bugün oyun anlamında çok iyi oynamadı Trabzonspor takımı. Ama tabii ki istatistiklere bakıldığı zaman maçın başından sonuna kadar topun hakimi Trabzonspor'du. Ki bundan sonra bu tabloyu genelde belki bazı maçlar hariç alışacağız. Çünkü Abdullah Hoca'nın bir sistemi var. O sisteme de oyuncular şu an adapte olmuş durumda. İlk yarı çok fazla üretken olamayan 25. dakikaya kadar, ondan sonra Canini'nin özellikle bireysel çabasından inanılmaz iki tane asisti var. Bunları değerlendiremedi Kuban. Onlar eğer değerlendirmiş olsaydı Trabzonspor maçı bence çok daha erken koparabilirdi. Ama bardağı dolu tarafına bakacak olsak, önemli olan bugün iyi oyun ekstradır. Ama en önemli şey bence kazanımdı. 3 puan çok önemliydi Trabzonspor. Çünkü sezona başlarken, Edinburgh'la başlarken alt sıralarda olan ve 6 puan olan bir takım varken, Abdullah Hoca geldikten sonra bir kupada mağlubiyet, ligde de bir mağlubiyeti olan bir takımdan bahsediyoruz. Beraberlikleri var ama her hafta üzerine koyan bir Trabzonspor var. Şu anki sıralamadaki yeri de Trabzonspor'un 4.'lüğe geldi. 39 puanı yakalayan bir Trabzonspor takımı var. Gerçekten kime sorarsan sorun, Abdullah Hoca gelirken şöyle bu puanları yakalayabilir miydi? Ya bu kadar fazla puan alabilir mi diye dersek ben de alamaz diye düşünüyordum. Çünkü oyuncular aynı oyuncular. Bir iki takviye yapıldı ve yapılan takviyelerden sonra oyuncuların form grafiğini inanılmaz derecede üst tarafa çeken bir hoca var. Yani burada bence bu başarının en büyük sırrı Abdullah Avcı'dır. Kupanın kazanılmasında ligdeki oyuncuların şu anki form grafiğine baktığında Abdullah Hoca'yı birinci sıraya yazabiliriz. Ama bugün Trabzonspor'un eksik olduğu noktalar var mı? Hala daha devam ediyor. Eksik olduğu noktalar var. Savunmada çok fazla problem yok. O arka tarafı oturttuktan sonra Abdullah Hoca temel şeyi çözmüş. Arka tarafı oturttu, gol yemiyor. Gol yemedikten sonra Trabzonspor takımı bir şekilde etkili ayakları var. Bugün Bakasetas'ı senden devre arası konuşurken şöyle bir şey söylemiştim ben. Bakasetas'ın ilk yarı çok kayboldu oyunda. O kalabalık bölgelerden çok fazla kurtulamadı. Ama ikinci yarı biraz daha orta sahaya girerek top almaya başladı. Ve de o ekstra kilit çözecek vuruşu da yaptı. Orada onları arayan ve de çözüm üretebilen bir oyuncu. Zaten Trabzonspor oyun için transfer edildi. Bugün belki oyun anlamında çok fazla etkili olmasa da ne kadar doğru bir transfer olduğunu... İlk geldiği maçta 3 puan haneye yazdırarak Trabzonspor'a çok önemli bir altın değerinde 3 puan kazandırdı. Sevgili Mehmet, Abdullah Avcı Hoca göreve geldiğinden bu yana ligde en fazla puan toplayan, en az gol yiyen takım Trabzonspor. Evet. Bir de Hoca lig takımın başına geldiğinden beri 5. kez 1-0. İşte bu neyi gösteriyor bize? Doğru savunma. O arkadaki iki tane oyuncuyu demek istemiyorum ama keşke demek istemiyorum. Geçen yıl buraya dönüyoruz otomatik olarak. Bunlardan bir tanesi Vitor Hugo olmuş olsaydı geçen sene Trabzonspor çok farklı yerlerde olurdu. Bu benim kendi düşüncem ki taraftarda. Benim de öyle. Yani Ilgaz, benim de öyle. Hepimiz öyle düşünüyoruz. Tabii. Çünkü çok farklı bir oyuncu. Gol yemediğin zaman Abdullah Hoca bu sistemi oturttu. Ön tarafta da etkili ayakları var. Formsuz olsalar bile bir tanesi sahneye çıktığı zaman skoru değiştiriyor. Bugün Trabzonspor'a Bakasetas golü atarak hem moral buldu hem takımına çok önemli 3 puan kazandırdı. Bundan sonra Bakasetas'ı daha da farklı izleyeceğiz. İlk maçında tabii